İki ayrı dik üçgen verilmiş ve hipotenüs üzerine dikmeler indirilmiş. Öklit kuralları vardır burada. Şu aradaki EF parçasına isim veriyorum. Tabi aradığımız yer burası. X. Şu aradaki parçaya Y diyorum. Şimdi sarıya boyadığım üçgene bakarsak bir öklit üçgeni hipotenüse dikme indirilmesinden anlıyoruz. Burada ikinci öklit kuralını uygulayabiliriz bağıntısını. Şu 4'ün karesi eşit olacak. Kendi tarafındaki parça 1 çarpı tamamı. Bunu söyleyebiliriz. İkinci öklit bağıntısı bunu söylüyor. Yani 4'ün karesi eşittir 1 çarpı. Kendi tarafındaki parça 1. Tamamı 4, 1 burada 5, 5 artı y olacak. 1 çarpı 5 artı y. 4'ün karesi 16 çarpınca 5 artı y. 5'i sola atınca 11 gelir. Y sayısı. Şimdi y'yi bulduk. Sol taraftan yapacağız. Başka bir işlemi. Aynı işlemi. Şunu siliyorum. Şurayı da sileyim. Burayı da sileyim. Şunu da siliyorum. Şimdi şu yeşil üçgene bakalım. Buradan yapacağız aynı işlemi. Aynı işlemi derken öklit bağıntısını buradan uygulayacağız. Şimdi sol taraftaki parça x, x'in karesi eşit olacak. Kendi tarafındaki parça 4 çarpı tamam şurası olacak. Yani x'in karesi eşittir 4, kendi tarafındaki parça çarpı tamamı şurası 5 artı y. 5 artı y. Biz y'yi az önce 11 bulmuştuk zaten. Bir 11'i yazabiliriz. Bu durumda x'in karesi eşittir 4 çarpı 11 artı 5, 16. Çarpmaya gerek yok. Direkt karekök alabiliriz. Bu durumda x eşittir karekök 4 çarpı 16 olacak. 4, 2 diye çıkar. 16 da 4 diye çıkar. 2 kere 4, 8 yapar. Yani aradığımız x uzunluğu 8 olur.